Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde çocuk çantası yapacağım. Şu an elimdeki minyatür böyle küçük bir tane yaptım göstermek için size. Bunun daha büyüğünü yapacağız şimdi birlikte. Bu şekilde çantamız. Şimdi bunun büyüğünü çocuklar için yapmaya başlayalım. Öncelikle siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz ama benim elimde olan Ören Baya'nın ipi var. Onu kullanacağım. Bir de bu şekilde kristal ip kullanacağım. Burada pembe kullanmıştım. Şimdi maviden yapacağım kenarlarını. Siz kenar süslemesini de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz renkte. Tığımız 2,5 numara ve 4 numara tığımız var. Şimdi isterseniz yapımına başlayalım. Bu yapacağımız çantanın boyu yaklaşık 15 santim olacak. Kare bir çanta olacak. Şimdi öncelikle zeminden başlıyoruz. 4 numara tığı kullanıyorum burada. Zincir çekerek başlıyoruz çantamızın yapımına. Şimdi büyüklüğünü siz ne kadar isterseniz çantanızın zincirinizi de o sayıda çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alt kısmındaki bu zinciri sıkı çekmeyin, gelmesin üst tarafı yaptığımızda. O yüzden çok sıkı olmayan gevşek zincirler çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 oldu. Yirmi dört tane zincir çektim zemin için. Yirmi dört tane zincir çektikten sonra tığımıza doluyoruz ve bir, iki, üçüncü zincirimize geriye doğru batıp ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak bu zincirlerimizin üzerine dolduracağız. Bu arada hiç bilmeyenler için zincir nasıl çekilir, ikili üçlü trabzan sık iğne nasıl yapılır kanalımda videosu var arkadaşlar. Yine de ben bu şekilde yavaş yapıyorum. Zincirlerimizi ikili trabzanlarla dolduruyoruz. Sonuna geldiğimizde sıramızın 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak burada. Evet, şimdi arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Burada 24 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bu şekilde. Şimdi burada dönüş yapacağız. Dönüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bu baştaki trabzanımızın boşluğuna batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşlukları ikili trabzanlarda yine dolduruyorum. Yine üst sırada da aynı şekilde 24 tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada en sondakinin tepesine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Ve dönüyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bu dibindeki ilk boşluğa batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kare olana kadar
Daha doğrusu dikdörtgen bir parça öreceğiz öncesinde. Onu katladığımız zaman kare elde edeceğiz. O şekilde olana kadar boyunu öreceğiz. Şu şekilde size göstereyim. Şöyle bir parça elde etmiş olacağız. Bu şekilde dikdörtgen örüyoruz. Bunu ikiye katladığımız zaman bu şekilde bir kare elde etmiş olacağız. Bunu daha kısa yaparsanız böyle daha dikdörtgen gibi bir çantada elde etmiş olabilirsiniz. Yani daha doğrusu isterseniz öyle yapabilirsiniz. Biraz derin olmasını istediğim için ben tam kare yaptım. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Burası çantamızı oluşturmuş olacak. Şimdi kapak kısmını, yani bu kısmını yaparak devam edeceğim. Şimdi onu göstereyim size. Bu karemizi elde ettikten sonra buradan dönüşümüzü yapıyoruz yine. Şimdi dönüşümüzü yaptık. Pardon, söküp sonuncuyu yapayım hemen. Şimdi döndürüyorum örgümü. Burada hemen bu ilk trabzan boşluğumuza batıp kaydırma yöntemi yapıyorum. Dolamadan battım. Tekrar göstereyim. Şöyle dolamadan batıyorum. Hemen bu ilmeğimden çıkartıyorum. Şimdi ikinci boşluğa geçiyorum. Burada da hemen böyle kaydırıyorum. O kapak kısmı için, çünkü daraltacağız artık örgümüzü. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Ve yine bu boşlukları doldurmaya devam ediyorum. Yani bu üçgen görüntüyü verebilmemiz için bu şekilde trabzan sayımızı azaltarak gideceğiz arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Orada sonunda da boşluk bırakacağız. Şimdi sıranın sonunda en sondaki kısmı arkadaşlar, şu kısmı trabzan yapmadan dönüş yapacağım. Şimdi burada da boşluk bırakmış oldum başta ve sonda da bırakmış oldum. Dönüşümü yapıyorum. Ve yine aynı şekilde burada şu kısımda, yani şu ipten görünmüyor ama şöyle yaparsam görünecek. Şu kısma kaydırma yapacağım. Bu şekilde. Ve ikincisinde de böyle kaydırma yaparak ikinci trabzan boşluğuna geçmiş oldum. Burada zincirimi çekeceğim. İki tane zincir çekiyorum. Ve bu kaymaları gördüğünüz gibi böyle basamak basamak öne doğru kayma yapmış oluyorum burada. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıranın sonunda buradaki boşluğa da trabzanımızı yapmadan dönüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu kısımda bir üçgen oluşturacak şekli alana kadar istediğimiz boyutta, yani çantayı komple kapatacak kadar da olabilir bu. Daha az da olabilir. Üçgen şekli oluşturana kadar bu iki taraflarda bu şekilde boşluklarımızı bırakarak ilmek sayımızı azaltmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi sonuna kadar geldim. Burada 3 tane trabzanım kaldı ve burada bitiriyorum. İpimi kestim. Şimdi hem kenar yapımına geçiyorum, hem de bu arada kenarı yaparken bu yan dikişlerini de yapmış olacağız. Çantamızı birleştireceğiz. Şimdi bu azaltmaya başladığımız sıradan onunla birlikte 1, 2, 3. sıradan birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar.
Bu şekilde bu trabzan boşluklarında, yani baştaki iki trabzanları bu şekilde birleştirerek gidiyoruz. Yalnız bu arada zincir çekecektim. İki tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde sık iğne şeklinde birleştiriyoruz. İki zincir. Bu trabzanları bu şekilde tığımızın üzerine alarak birleşim yapıyoruz arkadaşlar. Birleştirmemizi yaptıktan sonra bu kapak kısmına ilmekleri azalttığım kısma kadar geldim. Burada 2,5 numara tığımı aldım. Buraya fıstık yapacağız. Çok kaba durmasını istemediğim için tığ numaramı biraz küçülttüm. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım ve buraya fıstık yapacağız arkadaşlar. Uzatıyorum bu ilmeğimi. Doladım. Burada tekrar aldım tığımın üzerine. Onu da doladmış oldum. Uzattım. Bu şekilde buraya 3, 4, 5 ipinizin kalınlığına göre fıstık oluşturmak için dolduruyoruz. Bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip alt kısma iniyoruz. Bu şekilde fıstıklarla bu bitiş noktasına kadar geleceğim. Azalttığımız noktaya kadar. Sonrasında yine bu birleştirmeyi yaptığım gibi burada birleştirip kapak kısmını tamamlamış olacağım arkadaşlar. Evet, ben fıstıklarımın yapımını bitirdim. Bu şekilde çantamızı tamamlamış oluyoruz. Bir de böyle uzun bir kordon yaptım arkadaşlar. Siz de böyle kordon yapmak isterseniz eğer kanalımda videosu var, oradan bakıp yapabilirsiniz. Çantamız bu şekilde oldu. Kapak kısmına da çıt çıt diktim. Bu şekilde rahatlıkla açıp kapatılabilecek. İsterseniz siz çıt çıt da dikebilirsiniz. Çantamızın şekli böyle. Çok da küçük olmadı. Yani normal bir telefon, anahtar, cüzdan, her şey sığabilir içine. Gerçi ben çocuklar için yaptım ama yani size bir fikir, benzerini de kendiniz için yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.